Gelelim bir başka konuya. 24 saattir hatta 48 saattir konuşulan bir konu bu. Bir dizi var yine bir dijital platformda yayınlanan bir dizi. Başrolünü Hazal Kaya oynuyor. Hazal Kaya ve Ahmet Hakan son 24 saatte ülkede en çok konuşulan birçok isimden ikisi oldu. Hazal Kaya şu an bir dijital mecrada yayınlanan son dizisiyle ilgili konuşulup, yorumlanıp bu dizideki oyunculuğuyla ilgili sosyal medyada daha ziyade eleştirilirken Ahmet Hakan da köşe yazısında Hazal Kaya'yı acımasızca eleştirdi. Hazal Kaya'dan da cevap gecikmedi Ahmet Hakan'ın eleştirisine karşı. Peki neler dediler birbirlerine, bir de ona bakalım. Ahmet Hakan şöyle yazdı köşesinde. Bir, çok aşırı zorlamayla doğal olmaya çalışıyor. İki, büyük oynayarak iyi oyuncu olacağını sanıyor. Üç, gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor. Dört, sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda. Beş, hiç bitmeyen, hiç tükenmeyen bir yapmacıklık var oyunculuğunda. Hazal Kaya, Hazal Kaya ise Ahmet Kaya'nın bu acımasız eleştirisine karşılık şunları söyledi sosyal medya hesaplarından. Zamanda yolculuk yapıp 100 yıl öncesine giden bir kadın nasıl doğal olabilir? Böyle bir kurguyu canlandıran bir oyuncu nasıl hayatın olağan akışındaymış gibi gündelik oynayabilir? Bu senaryonun organik değil fantastik bir kurgusu var. Ben de performansımı bu detayları dikkate alarak inşa ettim. Beğenmemiş olabilirsiniz. Bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız. Haddinizi bilin, dedi Hazal Kaya. Hem sosyal medyadan onu acımasızca eleştirenlere hem de sanıyorum Ahmet Hakan'ın köşe yazısı için. Şimdi sevgili Hazal'a bizler buradan biraz moral verelim. Moralini bozma. Her proje ne yazık ki çok beğenilmeyebiliyor. Ama ben şunu biliyorum ki yönetmenlik eğitimi almış bir insan olarak bu senin suçun değil. Çünkü bir oyuncuya bir rolü yüklemek aslında senarist, yönetmen, oyuncu koçları ve tüm ekibin belki de çekimlerden aylar öncesinde oyuncuya verilecek olan bilgilerle oyuncunun faydasına sunulacak olan, onu bu konuda, bu rolde daha iyi girmesini sağlayacak olan bilgilerle olacaktır, çalışmalarla olacaktır. Belki bu biraz da ekibin hatası olarak görüyorum. Belki çok değerli bir ekip, bilmiyorum. Belki de arkadaşlarımız, ama ben bunu Hazal Kaya'dan ziyade ekip hatası olarak, o rolün gerçek anlamının ve mantığının Hazal Kaya'ya yansıtılmadığını düşünüyorum. Hazal Kaya, istersen programımıza seni davet ediyoruz. Burada konuşabilirsin. Kaçma sakın, konuş. Eleştirilere cevap ver. Şunu bil ki çok konuşan ne yazık ki her zaman haklı. O yüzden konuşmaktan sakın kaçma. Diyelim Hazal kardeşimize de böyle bir bizden bir nasihat diyelim. Ben onun büyüğüyüm tabii ki.